İyi akşamlar değerli misafirlerimiz. Edirne Fotoğraf Sanat Derneği Perşembe Kısa Film Sunum ve Söyleşilerine hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz ilk kısa filminin yönetmeni Cemil Acıklıoğlu. Hoş geldiniz hocam. Ses problemimiz var galiba. Cemil hocam duyabiliyor musunuz beni? Mikrofonu şu an kapalı ya, o yüzden Ama evet açtım. açık. Açtım şu anda, evet. Cemil hocam hoş geldiniz. Cemil hocam sesimi duyabiliyor musunuz? Bir problem var sanırım. Ses problemi düzelene kadar başkanım ben sözü size bırakayım. Neler söylemek istersiniz? Serdar Başkanım. Bana mı dedin? Evet, Cemil hocamın sesinde bir problem var. Ben Tamam. Ben sözü size bırakayım. peki. Buyurun. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Cemil Avcıklıoğlu'nu ağırlıyoruz. Kendisi hepimizin yakinen tanıdığı sinemaya fotoğraftan geçen arkadaşlarımızdan uzun yıllar fotoğraf ile meşgul oldu. Moda fotoğrafçılığı yaptı. Siyah beyaz atölyesi açtı. Uzun zaman bu atölyede bir sürü fotoğrafçı yetiştirdi. Ondan sonra klipler çekti, müzik klipleri, ödüller aldı. Kısa filmler çekti. Ödüller aldı. Geçtiğimiz yıllarda en iyi yönetmen ödülünü kazandı Altın Koza'yla, Eylül isimli filmiyle. Gerçi detaylı olarak Yeliz arkadaşımız bunları bize anlatacak. Ben Cemil Ağacıklıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada bizlerle oldu, efortlu oldu. Cemil aslında İyi bir efotçu ve efot onur üyesi kendisi. Edirne'ye çok sık sık gelen, her sıkıştığımızda Cemil gel bir sunum yapalım, bir gösteri yapalım dediğimiz zaman inanın hiç aksatmadan Edirne'ye koşarak gelen bir arkadaşımız. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Bu gece de bir ay önceden konuştuk, bizi kırmadı. Bizlerle olacak. Teşekkür ediyorum. Yeliz mikrofonu açıklayayım. Teşekkür ederim başkanım. Ben hemen biyografisini okumak istiyorum kısaca. 1950 sesimiz gitmiyor değil mi Cemil hocam hala? 1959 yılında İstanbul'da doğdu. 1993 yılında Hasırın Öyküsü, 95 yılında Selene, 97 yılında Bir Günde, 99 Hüznün Görünleri, Propaganda filmi, 2007 yılında Kapadokya, 2008 yılında Biz adında sergilerini açtı. Hasırın Öyküsü, Bir Günde Hüznün Görenleri adlı çalışmaları albüm olarak yayınlandı. Fotoğraf Federasyonu tarafından Afyap ünvanı verildi. 1996-13 arası Salon of the Photography'de altın madalya aldı. 1998 Hong Kong Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dünya üçüncülüğünü aldı. 1999 yılında Altın Koza Film Festivali'nde fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı. Aynı yıl Mehmet Banyan'ın küratörlüğünde İsviçre'de yapılan Dünya Siyah Beyaz Bienali'nde aldığı altın madalyayla Türkiye'de ilk kez birincilik ödülünü kazandı. Pakistan Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda altın madalya aldı. Uluslararası Fotoğraf Federasyonu'ndan yine EFYAP ünvanı verildi. 2000 yılında FIAB İtalya Fotoğraf Bienalinde dünya üçüncülüğü, 2000 yılında Kral TV en iyi yönetmen Uluslararası Balkan Fotoğraf Yarışması'nda da ikincilik ödülünü aldı. 4 yıl süreyle Cemil Acıklıoğlu Atölyesi adı altında siyah beyaz fotoğraf eğitimi verdi ve yine Türkiye'de ilk kez moda sektöründe tasarım ve fotoğrafı aynı yerde buluşturan 18 Day Zing'i kurdu.
Aynı yıllarda Türkiye'de ünlü müzik gruplarına klipler çekti ve albümler tasarladı. Kliplerini çekti. Ben ünlülerden hemen kaç tanesi söylemek istiyorum. Duman, Red, Teoman, Emre Aydın, Yalın, Rafet, El Roman, Göksel gibi ünlüler var. İlk kısa filmi I Am Ivan 2005 yılında, 2006 yılında yine üzerine konuşacağımız ilk filmi var. 2007 yılında It Was White ve 2008 yılında Polis adlı kısa filmleri vardı. İlk uzun metrajlı Eylül 2010 yılında ve Özür Dileyen filmi de 2012 yılında çekildi. Eylül ilk uzun metrajlı filmi ve Altın Koza ödülünü aldı ilk filminde yönetmenimiz. Cemil Hocam beni duyabiliyor musunuz? Cemil Hocam mikrofonunuzu açabilirseniz tamam. Ben kapatın dediğiniz için kapattım. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmadığınız için. Neden? Filmimizi izlemeye geçmeden önce bir şey söylemek ister misiniz? Bence izledikten sonra konuşmak daha doğru olur. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Görüntülerimizi kapatırsak ve özellikle mikrofonlarımızı daha kaliteli izleriz filmi diye düşünüyorum. Mallar hazır mı? Hazır. Kaç bobin? İstediğiniz kadar.
İp yapan yer çok. Derdim senle. Her zamankinde. Üç tane. Sallanma da bobinleri yükleyelim. Neredesin?
Neredeyse. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. İp yok. Karın nerede? Uyuyor. Evet, teşekkür ediyorum Özlem. Cemil Hocam, şimdi filme geçmeden önce biraz
Sizden bahsedelim. 30 yaşından sonra fotoğrafa başlıyorsunuz ve birçok başarıya imza atıyorsunuz. Fotoğraftan filme geçiş nasıl oldu? Fotoğraftan şey, fotoğraf çektiğim sesiniz kesiliyor hocam. Cemil hocam, maalesef. Nasıl sesim? Kesiliyor ara ara, çok anlayamıyoruz. Vallahi herhalde. Şimdi maalesef donuyorsunuz ayrıca, internette bir problem var sanırım. Ya bende çok iyi, her şey çok iyi görünüyor. Yani şu an ben iyi de geliyor. Evet. Şu an iyi mi? İyi. Şu an bir problem yok. Peki. Albüm çektiğim zamanlarda Teoman'ın albümünü çektim. Ama klip çekmek istiyorla alakalı böyle bir şey. Evet. Teoman'a söyledim yani bir klibini çekmek isterim diye. O da dedi ki hemen çek o zaman, paramparçayı çek. Paramparça çıkış şarkısıydı o albümün. Ondan çekindim ben. Dedim onu başkası çeksin. Ben dedim üçüncü, dördüncüyü çekeyim. Rüzgar Gülü'nü çektim. Rüzgar Gülü'nü çektikten sonra çok beğenildi. Ve diğer kliplerini de çektim sonra. Bir dört tane daha klip çektim ben Teoman'a. Sonrasında tabii bu görüntülerle çok içine aldı. Tanıtım filmi de çekiyordum fabrikalara. Video kamerayla XL5 vardı, Canon. Aslında her şeyi bütünleyen bir şey. Yani hem görüntü var hem de görüntü hareket ediyor. Ve isterseniz altına müzik de koyabiliyorsunuz. Ya çok enstrümanlı, daha eğlenceli ve derdimi daha iyi anlatabileceğimi düşündüm. Fotoğrafta da aslında Hasır'ın öyküsünde, Bir Günde de, IMI Van'da da hep hikaye anlatmak istedim. Yani bir öyküsü olsun gibi. Çok kurgulu bir şey değil aslında. Yani içimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Yani bugün de mesela şimdi İp filmini izlerken bazı yerlerini beğenmiyorum. Ama toplamında direkt istediğim şeyi yaptığım için, yani birilerine yapmadığım için, sipariş olmadığı için temelde barışığım filmlerle, yaptığım işlerle. Beğenmek anlamında değil, barışık olmakla alakalı. Sonrasında ip, yani bir kısa film çektim 97 film yılında. Onu, o var galiba, bilmiyorum, Kapak isminde. Fakat çok kötü bir film oldu. Yani benim bir tecrübem yoktu. Bir TRT'den gelen bir kameramanla çektik. Sabaha kadar montajladık. Ve sabahleyin ben filmden nefret ettim. O kadar kötüydü. Fakat İstanbul Film Festivali Ben özür diliyorum. Ses bende mi kesiliyor sadece? Yok, herkes etkileniyor. Değil ara mi? Ara, evet, evet. Ara ara kesiliyor. Cemil'in internetinde... Acaba görüntüleri kapasak etkisi olur mu? Olabilir. Görüntüleri kapatabiliriz. Deneyelim. Siz kapatmayın hocam. Bir kere daha girsin, çıksın, girsin, bir deneyelim isterseniz. Olur. Şu anda nasıl sesim? Şu anda iyi. Yeliz Hanım iyi mi şu anda? Evet, gayet iyi. Şu an iyi. Görüntü de iyi. Yani 98 mi 99 mu hatırlamıyorum. Bir çektiğim kısa filmi işte festivale girdi. Ben beğenmedim o filmi. Ve sonrasında üniversiteler daha... Hocam maalesef bir problem var. Ses yok var. Mu? İyi. Maalesef. Ben tekrar girecek mi? Tabii, bekliyoruz hocam. Tamam, faydası olursa deniyorum hemen. Sanırım
Sanırım böyle yasak başladı. Herkes evde internete mi yüklendi? Bu gece çok problem var gibi. Kısa kesintiler oluyor ya. Çok da büyük problem yok aslında. Bence gidiyor yani. Sen de donuyorsun. Ben de mi donuyorum? Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Hilmi hocam var. Hilmi Etikan. Hocam duyuyor musunuz beni? Hilmi Bey burada. Evet duyuyorum. Duyuyorum. Hocam hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizi. Arkadaşlar Hilmi Etikan hocamızı belki içimizden pek az tanıyan vardır. Ben kısaca şöyle bahsedeyim. Kendisi İstanbul Kısa Film Festivallerin jüri üyesi olarak görev yapıyor. Paris'te Sorbonne'de yüksek lisans yaptı ve film şeyinde konservatuarı bitirdi geçmişte. Uzun yıllardan beri filmle uğraşıyor. Kendisiyle de ben bu konuda kısa film şeylerine uzaktan bize destek oluyor. Bu akşam da aramızda Cemil Ağacıkoğlu'nun da burada olduğunu öğrenince bu akşam aramıza katıldı. Cemil hocam. Hoş geldiniz Hilmi hocam. İkan burada. Hocam iyi akşamlar. Mikrofonunuz açık değil Hilmi Bey. Tamam, iyi akşamlar. Kapalı demiş, evet. Evet. İyi akşamlar Cemil. Nasılsın? Ne güzel seni tekrar görmek. Yıllar sonra. Uzun zamandır görüşmedik. Evet, evet. Kesinlikle. Evet, Serdar Bey söyleyince hadi dedim ben de bir Cemil'le bir araya geleyim bakayım. Teşekkür ederim. Biz de İzmir'deyiz. Urla'dayız şu anda. Urla'ya yer. 4-5 yıldır buradayız. Çok artık. Bir İfsaka'da gidip gelemiyorum yani. Maalesef. Evet. Hoş geldiniz Hilmi hocam. Cemil hocam tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Nerede kalmıştık? Ben kapatayım yine de şey yapalım. Görüntülü mü? Sesim geliyor mu? Tamam. Evet, evet hocam geliyor sesiniz. Beni duyabiliyor musunuz Cemil hocam? Ben evet duyuyorum. Evet ben sesiniz geliyor. Eylül'den bahsedelim mi o zaman? Biz direkt oraya geçelim. Çok kesildik. Siz peki. İsterseniz kapatmayın görüntünüzü. Tamam. Eylül sizin ilk uzun metrajlı filminiz. Ve ilk filminizde Altın Koza ödülü alıyorsunuz. En iyi yönetmen ve en iyi kurgu yanılmıyorsam. Evet. Nasıl oldu? Nasıl bir çok güzel bir duygu herhalde. Şöyle oldu aslında. Ben başka bir filme hazırlanıyordum. Bu filmin de senaryonun da yarısından fazlasını yazmıştım ben. Ama başka bir hikaye, işte Rafet'in bir projesi vardı, Rafet Erroman'ın. Onların filmini çekecektim ama istemiyordum. Ama çekmek istiyorum tabii, bir şey çekmek istiyorum. Çünkü parayla olan bir şey. Evet. O film olmayınca, yani ben filmden ayrıldım. Dedim ki ben kendi projemi çekeceğim. O projeyi de yani borç harç yaptık. Yani borç aldığım ilk tek film o. Ondan sonra bir daha da kendi paramla çekmedim. Desem de en son 2019'da yine çektim. Yani dayanamıyorsunuz aslında. Böyle bir duygu. Hilmi hocam çok iyi bilir. O süreçte işte yakın arkadaşım Turgay vardı. O da Edirne'ye geldi birkaç kez. Benle geldi. Serdar Bey çok iyi bilirler onu. Turgay'ı I Am Ivan'da oynayan bir gündeki arkadaşımız. 3 hafta gibi bir sürede çektik filmi. İşte müziğini yine aynı Red grubundaki arkadaşım vokal olan Doğan yaptı müziğini. Sonraki diğer filmlerin de hepsinin müziğini Doğan yaptı. Anlatmaktan çok soru cevap daha iyi olur. Yani ben anlatamıyorum aslında. Peki şey, 3 haftada çektik deyince şeyi sormak istiyorum. Hani bütçe kısmı bu çekimlerde çok önemli değil mi? Hani bunu böyle ne kadar çabuk çekerseniz
Herhalde o kadar. Tabii maliyeti ki. Mi? Kiraladığınız yerler, araçlar. Benim bütün filmlerimin hepsini ben fotoğraf makinesiyle çektim. Yani Mark 2 ile çektim, Mark 3 ile çektim. 3-4 Eylül, özür dilerim, Tarla. Yani 3 filmi Mark 2 ile çektim ben. En son filmi daha profesyonel bir kamerayla çektik. Çünkü minimumda tutsanız da ekibi oyuncularla beraber minimum 15 kişi oluyor sette. Dolayısıyla 15 kişinin konaklaması, 3 öğün yemeği, kiralanan arabaların ücreti, yakıtı. Dolayısıyla bunlar hepsi bütçeye yansıyor. Yani oyunculara tabii ki para vermedim hiç. İlk filmde herkes destek oldu. Işığa da para vermedik, kurguya da hiçbir şeye para vermedik. Ama sonrasında yani o bir sefere mahsus, herkes için geçerli olan bir şey. Dolayısıyla sonraki filmlerde Kültür Bakanlığı desteği aldım. Aslında Eylül filminde de film bittikten sonra post için Kültür Bakanlığı'na başvurdum. Oradan da para aldık İB olarak post için, sonrası için. Ondan sonrası zaten yani işin bana göre en keyifli, mutlu eden yönü beni yazmak. Çünkü çekim 3 haftada bitiyor. Ve sonrasında işte kurgu da yani 1-2 ayda bitebilir. Artık her şey çok basit oldu. Evde kaba kurguyu her zaman ben yapıyorum. Benim yaptığımı bir profesyonel bir kurgucuyla beraber tekrar yapıyoruz. Dolayısıyla hep yazıyorum. Sonrasında özür dilerimi çektim. Tarla diye bir film çektim. Evet. En sonunda çıkmadı hiç ortaya. Kafes diye bir film çektim. İstanbul'da. Böyle. Şimdi, evet, özür dilerim hakkında da aslında biraz konuşmak istiyorum. Onu da çok özel çalıştınız galiba. Ben evet. Öyle okumuştum. Yani büyük bir çaba görüyorum orada. Şimdi bilmeyen arkadaşlarımız, misafirlerimiz vardır. Ben size yine biraz bahseder misiniz diyeceğim. Çünkü hastanelerde, hastaların evlerinde bizzat evet. Bulunduğunuzu biliyorum. Şöyle oldu. Benden bir fotoğraf çekimi istediler. Engelli kardeşlerimiz için. Stüdyo 40 tane. Arkadaş geldi. Yani bunların çoğu zihinsel engelliydi. Çekim sırasında ben çok rahattım. Hatta bir diyalog geçti. Bir tanesi geldi bana dedi ki Cemil dedi, cumartesi günü dedi ben kız arkadaşım dans edeceğim. Gelip beni çekeceksin dedi. Dedim çekerim. Bir bütçeyle ilgili konuşmamız lazım. Yani ne kadar bütçeniz var? Bir de dedim rica etmen lazım. Yani sen emir veriyorsun gibi. Böyle çok samimi bir şey oldu. Sonra biz sarıldık falan. Annesi geldi dedi ki ailenizde engelli var mı dedi. Dedim yok ama dedi bu kadar ne kadar çok hızlı kaynaştınız. Ya bu bende bir şey yarattı içimde. 1-2 yıl, 3 yıl hep o anı düşündüm. Yani sanki hani doğuştan resim yapan gençler vardır ve çocuklar vardır. Bu da bana böyle bir farklı bir yetenek gibi geldi. Bir şey hissettim içimde. İlk yazdığımda özür dilerimin adı şeydi, imparatordu. Yani çünkü imparator gibi onlar. Onlar farkında değiller. O kadar rahatlar, evet. O kadar mutlular ki tek problem aslında annelerde. Babalar zaten evden kaçıyorlar. Ben de 2-3 yıl o 40 tane genci bana getiren kişiden rica ettim. İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'na hemen hemen her hafta gittim. Sonra daha da spesifik çalışmaya başladım. Aileler işin içine girdi. 3-4 tane pilot aileyle beraber oldum. Bir yere gittik, çay kahve içtik. Yani günlük hayatın her tarafında oldum onlarla. Sonrasında Mahmut isminde bir otistik kardeşim vardı kağıthanede. Onun evinde annesiyle rica ettik. Onlar hemen kabul ettiler. Onun evine gittim böyle yani 3-4 hafta, 5 hafta. Yani ne yapıyor, ne ediyor, nasıl kalkıyor, ya uyandığında ne yapıyor, yemeğini nasıl yiyebiliyor. Çünkü kız kardeşi de engelliydi. Anne çok feci durumdaydı. Hatta benim için ilk günler çocuklarını böyle özenli giydiriyorlardı.
Ben rica ettim. Dedim artık aileden oldum. Yani rahat olun. Yani bir şey yapmıyoruz. Hep izinleriyle onların videolarını çektim çok. Uzun uzun. Yemek yemesini, annesini çağırmasını. Yani odaya koyduk. 4-5 saat kamera hep onu izledi. Sonra bu bilgileri ben Güven Kıraç'a verdim. O da sağ olsun son derece yetenekli. Ve işini de çok iyi yaptı. Hatta çok ilginç bir anı var o filmle alakalı. Biz Hindistan'da festivale başvurduk. Hilmi Hocam iyi bilir. Goa'ya. Ya bir sürü festivale gittik de yani Hamburg'a her yere gittik. Goa bizi belgesel bölümünde yarışmayı seçmiş. Çok önemli bir yarışma Goa Hindistan'da. Biz yazdık onlara. Dedik yani bu film belgesel değil kurmaca. Bu sefer bizi yarışmadan çıkarttılar. Dünyaya bakışı aldılar. Ben de zaten gitmedim Hindistan'a. Yani çok ilgimi çeken bir yer değil Hindistan. Dolayısıyla oradaki anne rolüyle de en iyi kadın ödülünü aldık İstanbul Film Festivali'nde. Evet. Anne de çok yakın bir arkadaşım. Onu da anlatayım belki çok farklı gelebilir arkadaşlarıma. Biz normal sohbet ediyoruz ve birbirimizin senaryolarını okuyoruz. Almanya'da Berlin'de yaşıyor Sema. Geldiğinde bu senaryoyu okumuştu. Üstüne konuşacaktık. Ben de o yaşlarda birini arıyorum. Ya baktım konuşmasına. Ya dedim bence Sema olsun anne. Ona söylemedim. Ben video çektim telefonla. Sonrasında ertesi gün tekrar buluştuk biz. Ofise geldi. Ve sonrasında rolü teklif ettim. O inanamadı. Bence çok da iyi oynadı. İşini de iyi yaptı. Aklıma gelenler bunlar. Ben de çok hem hikayesi çok ilgimi çekmişti. Filmi de çok beğendim. Çok emek harcadığınızı biliyorum, okudum, gördüm. Ben izlemeyen arkadaşlara, dostlarıma tavsiye ediyorum. Özür Dilerim filmin ismi. İzlerseniz çok şey kazanmış oluruz diyorum. Şimdi ilk filmine geçelim mi yavaş yavaş? Soru tabii sormak isteyen arkadaşlar evet el kaldırarak ya da chatten bize yazabilirler. Bolu'da çektiniz filmi. Evet. Özel ya, bir tercih miydi? Efendim? Özel bir tercih miydi orada çekmeniz? Şöyle. Ben bir arkadaşımın çekiminden geliyordum Ayvalık'tan. Gelirken bu hikaye aklıma geldi. Yani bir at harasının önünden geçerken. Ben telefonuma yazıyorum her şeyi. O yıllarda da yuvarlak bir telefonum vardı. Nokia'ydı galiba. Ona yazdım öyküyü. Sonrasında Güven'i tanımıyordum. Bir fotoğrafçı arkadaşım var. Tanır arkadaşlarımızın hepsi. Fethi İzan. Fethi'yi aradım. Onun Güven'le arkadaş olduğunu biliyordum ben. Numarasını aldım. Biz Fethi'yle Güven'le buluştuk. Hatta bir kısmını Güven'in yanında yazdım. Yani bu biraz fazla amatördü. Şimdi olsa nasıl çekerim bilmiyorum ama yani mesela Lale'nin çocuğunun olmadığını daha iyi anlatmak isterdim. Çünkü Lale'nin yaptığı şeyler o haç şekli çocuk figürü aslında iple ördüğü şeyler. Yani sinemada çok diyaloğa dayanan yani tabii ki diyalog yazıyorum artık yani ondan bahsetmiyorum ama yani sahneyle anlatabileceğiniz şeyi ille de diyalogla anlatıyorsanız bu biraz kendi içinde ters oluyor benim için. Yani sahne sahneyi anlatmalı. Diyalog katkıda bulunabilir. Hatta dış sesi de sevmem. Flashback de sevmem. Ama bu benim sevmemem sinema kuralları içerisinde doğru ya da yanlış anlamında. Bu benim tercihimle alakalı söylüyorum. Sonrasında Lale'yi aradık Güven'le beraber. Yanına gittik. Lale hikayeyi sevdi. Oradaki bence en önemli şey yani ilk filmdi biraz da tabii tecrübesizdim ama hayallerimin hepsini yaptığımı düşünüyorum. Yani orada Mustafa Ziya Ülgenciler o büyük bobinleri köpüklerin evet, üstünde evet, ipleri sardık. Ya, o yaptı. Sanat bayağı iyi çalıştı. O şişman adam bizim
karavan şoförümüzdü. Ya bunların giysileri, ya tanıdığım bir adamdı o karavan şoförü. Yani kliplerde falan hep o karavan geliyordu bizimle. Hani kilosu, o sakalları bana çok enteresan geldi. Kastımızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kendimle alakalı. Kostümleri Serdar Bozkurt yaptı. AKM'nin sanat kostümcüsüydü. Onun dışında yani böyle bir hikaye epey yerde de gösterildi. Bulgaristan'a falan gitmiştik diye hatırlıyorum. Peki profesyonel oyuncularla çalıştınız. Bütçenizi yükseltmedi mi yoksa hal hatır, diyorum ya, dostluk? Tabii ki hep öyle. Değil mi? Tabii ki. Yani bugün kim ben değil, kim kısa film çekerse çeksin herkes oyuncular veya da teknik ekip destek olur yönetmene. Yani kısa filmde olur, ilk filminde de olur, ondan sonra olmaz artık. Yani yapıyorsa ikinci, üçüncü filminde kendi imkanlarıyla yapmak zorunda. Evet. Gül Yılmaz, Gül Hocam bir soru sormak istiyor. Sorabilmek açısından kaldırdım. Yani şu anda sorabiliyor muyuz? Bitiminde de olur yani, fark etmez. Yok yok Gül Hocam, istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Buyurun lütfen. Emeğinize sağlık hocam. Ben de şunu öğrenmek istedim. Ben şimdi filmi izlerken sanki mesela hani bu bana geçen his tabii. Maden Köyü'nü anımsattı bana. Şavşat tarafını, Artvin tarafını. Kıyafetleri ilginç geldi bana. Yani hani mesela o kıyafetleri özel yani bir, ne ifade etti sizin için? Neden seçildi? Mesela bana Türkiye'de yaşayan insanları değil de hani yabancı yani o kıyafetler bana öyle bir şey çağrıştırdı. Tabii ki öyle. Bunu öğrenmek istedim. Tabii tabii. Son derece bilinçli. Şundan dolayı yani mesela şu anda mesela Kasım ayında bir film çekeceğiz. Kültür Bakanlığı ve 12 Ponton'un desteğiyle TRT'nin. Ama yeni yazdığım bir şey var. O da aynı İp filmi gibi. Daha fantastik bir hikaye. Bu hayalle alakalı. Gül Hanım. Yani siz hayalinizde içinizden ne geliyorsa yani benim hayallerim öyleydi. Yani filmde isim de yok. Yani Güven'in de ismi yok. Lale'nin de ismi yok. Yani isimsiz, zamansız bir mekan. Yer Bolu. Galiba Kıbrıs için geçtikten sonra öyle hatırlıyorum. Tam lokasyonu hatırlamıyorum. Yani ismini hatırlamıyorum. Lokasyonu biliyorum da. Yani o şey kostümler bilinçli bir tercih. Şey gibi değil mi? Masalımsı gibi böyle. Sanki kesinlikle. Konuşma, sanki bazen sesten gibi. Sonra böyle tabii Charlie Chaplin filmlerinde ses yok evet ama hani sanki bana o şeyi böyle ya öyle bir feedback yaptı bende. Çok şeydi yani çok ben etkilendim. Merak ettim yani hani sizlerden hissederek bunu. Teşekkür ediyorum Gül Hocam. Hocam ben kostümler falan derken aklıma bir şey geldi. Bu filmler hani böyle daha az diyalog, daha fazla görüntü. Bu filmlerde alt metni nasıl okuyabiliriz? Hani alt metin, üst metin vardır diyoruz ya. Evet. Sizin filminizde de böyle bir şey var. Hani bahsettiğiniz o bebeğe benzeyen elinde yürürken o elinde tuttuğu bebeğe benzeyen İşte figür. Yani orada böyle mi okumalıyız yoksa o sadece bir gizem mi katıyor? Nasıl okumalıyız? Yani bu filmde bu geçmediyse yönetmenin benim hatamdır. Ama diğer filmlerden bahsedersek yani siz burada göze sokmadan çok altını kalın çizmeden müziği çok dengeli kullanarak ışığı çok dengeli kullanarak yani bir senaryo yazarsanız, senaryonun kendi içinde bir dramaturjisi vardır. Yani giriş, gelişme, sonuç gibi. Hani bu Amerikan sinemasından bahsetmiyorum işte. Her 17 dakikada bir seyirciyi dürteceksin, o anlamda söylemiyorum. Ama evet. Sahne genelde o kişinin gelir durumunu, fikrini, masasının üstündeki detaylar
o kişinin kişiyi tanımamızı sağlar. Yani adamın önünde çok kabaca söylüyorum, daktilo varsa ve yanında da yani bu adam her gün bir şey yazıyorsa ona birinin yazar diye hitap etmesi son derece yanlış bir diyalog. Zaten belli, biz onu biliyoruz. Yani adam köpeğe mama verdi ya da arkadan bir ses sen ne kadar merhametlisin dediği zaman yanlış bir diyalog. Yani burada diyalogların son yani sahnenin anlatamadığı yerde diyalog girer. Yani müzik o kişiyle alakalı. Yani sahne diyalogsuz olarak yani bir anneyle çocuğunun karşılaşması, yıllardır görmediği çocuğuyla karşılaşması bir sarılma yeter. Yani annesi onu koklar, işte göğsüne bastırır. Bu kadar zaman neredeydin? Biz onu biliriz ki daha önceden de bilgimiz vardır o görüntülerde, izlediğimiz sahnelerde. Uzun yıllardır evladını görmediğini biz biliriz. Yani burada İp filmindeki karısını seven bir adam, yani karısını seven bir adam ama karısı alkolik ve onu aldatıyor. Adam biriktiriyor bunları ve sonunda intikamını alıyor gibi. Ama aslında o belki yani şimdi çeksem o bebek figürüne ve aralarında diyalogların farklı diyalog olmasını isterdim ben. Evet hocam, şimdi karısını seviyor. Karısını hani gittiği zaman sarılıyor. Çok korktum diyor. Ama öncesinde karısını ararken çok öfkeli. Hani o çok korktum. Ararken mi? Evet, çok korktum dediği zaman şey böyle o sevgiden gibi düşünüyorsunuz. Ama işte koşarken ama öfkeli sesleniyor. Bence tam tersi. Yani öyle geçtiyse ben bir şey söyleyemem tabii ki. Evet yani evet işte, bana çok böyle sanki hani evet, ararken neredesin nerede çok öfkeli. Ama hani bulup sarıldığı zaman hani bulmanın o sevinci var. Neden bana mı öyle geçti? Öyle bir şey yok, bana mı öyle geçti? Ya şimdi filmin üzerine benim bir şey söylemem şöyle yanlış. Yani seyirciye geçer ya da geçmez. Bir filmi hissedebilirsiniz, hissedemezsiniz. Ben şimdi geçmiş bir projenin üzerine bu aslında böyleydi demem evet, son derece yanlış yani. Dediğim benim için gibi, çok yeni bir film. Evet. Yani nereden baksanız bence 15-16 sene olmuş. Evet. 2006 yapımlı. Evet. Yani bana tam tersi. Kaybetme korkusu yaşayarak neredesin diye koşturdu. Ve orada ben de sadece şunu bir an şunu düşündüm. Bu kaybetme korkusu sevgisinden miydi? Yoksa bilemiyorum, bir gelen giden karısının alkolik olması acaba o da başka öteki şeyde içki satan kadına aşıktı. Tabii ki. Acaba onunla mı daha serbest kalsın diye bu intiharı yaptı. Cinayeti. İntihar da demeyeceğim de. Cinayeti işte. Ölümü hazırladı. Evet. Yani o ip mekanizmasını yapmasının nedeni benim dünyamda sevdiği kadının, aşık olduğu kadının önünde ipi bıraktı. Yani o da kendince bir hikaye yazdı. Evet. Onun da hikayesi böyleydi. Yani o zaman ararken sevgi yoktu. Başkasına aşık bir adam. Bence sevgi vardı. Bakın şöyle. Ama öfke gibi geldi. Niye öyle geldi bilmiyorum. Çok böyle şey öfkeli geldi. Yani böyle neredesin falan. Hani kaybetme korkusu değil, intikamını alamama korkusu muydu acaba? Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bu yeni çekeceğimiz filmde 12 Punto TRT işte 12 tane proje seçiyor. Ve o seçtiği projeler içinde de 4 projeye bir tane yabancı senaryo doktoru veriyorlar size. Zoom üzerinden işte
3 seans, 2'şer saatlik senaryo doktoru size sorular soruyor. O da dersini çalışıyor. Aynı böyle işte senaryoyu okuyor ve size sorular soruyor. Şimdi benim hayalimde filmi çektiğim zaman, çekeceğim zaman ya orada yemek yiyorlar diyor. Neden o kadın ona bakıp gülümsemiyor diyor mesela. Ben de diyorum ki yani o gün çekimde ben onu yapacağım. Ama diyor benim haberim yok. Yani ben sizin çektiğiniz filmi izleyeceğim ya da izleyemeyeceğim. Bana burada her şeyi çok iyi anlatmanız gerekiyor diyor. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Yani siz 10 draft'a yazsanız senaryoyu muhakkak kendi içinde yönetmenin kendi dünyasında kalan şeyleri eksikler olacaktır. Onu tamamlayabilir ya da tamamlayamaz. Ama kendi istediği filmi çeker o şekilde. Mesela Beletar'ın bir sözü var. Ben diyor senaryo yazmam. Ama sonrasında gördüm ki yani röportajın sonunda ben diyor kartlar yazarım. Senaryo oyuncular için çok sınırlayıcı olur. Ben kartlarda sahneyi yazarım. Diyalogları vardır bende ama o sahneyi onlar oynarlarken orada müdahale ederim diyor. Bu doğru mu? Bu da Beletar'ın doğrusu. Yani tek bir doğrunun olmadığını düşünüyorum. Herkes yani ama İp filmiyle ilgili konuşursak birçok arkadaşımla da aynı düşünceler olduysa burada yönetmenin bir yanlışı olmuş olabilir. Gözünden kaçmıştır ya da düşünmemiştir. Bunlar olabilir. Evet. Son sahnede Güven Kıraç'ın elinden ipi kaçırdığı andaki yüz ifadesi ve içki satan kadının da buna hiçbir tepki vermemesi, şaşırmaması bende bunu hazırladı, kafasında hazırladı düşüncesini yarattı açıkçası. Ama sevgi konusunda, karısına sevgi konusunda onu araması gerçekti. Seviyor, arıyor, korkuyor. Kaybetmekten korkuyor. Bendeki his buydu. Ama o son sahnedeki yüz elinden ip kaçtığı anda, çünkü o ip kaçtığı anda o tahtanın onu öldüreceğini tahmin ediyordu. Muazzam bir mekanizma değil mi? Evet, evet. Çok enteresan bir film. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Beyç Hocam söz almak istiyor. Beyç Hocam. Anne, ha, ben de misin? Buyurun. Cemil'cim tekrar merhaba. Merhaba. 2006 dedin. Sanıyorum biz de bunu 2006 veya en geç 2007'de, hatta 2007 bile değil. Yani 2006'da seyrettiğimizi sanıyorum. Bu benim ikinci seyredişim çünkü. Olabilir. Web serisini EFOP'ta yapmıştık daha önce. Evet, evet, evet. Tabii üstünden bir 15 yıl geçince insan daha farklı bakıyor bir takım şeyler. Yani 15 yıl önce benim zihnimde, görsel zihnimde bir sinematografi henüz oluşmamıştı. Öyle bir düşünce daha embriyon halindeydi. Bu geçen yıllar görsel anlamda bir sürü şey biriktirdi bize. Şimdi ikinci bakışımda, yani ikinci seyredişimde inanılmaz fotoğraf gördüm. Yani her kareyi dondurduğum, her kare bir fotoğraf. Bu senin fotoğrafçılığından kaynaklanan bakış açısı. Yani kompozisyonun en basit kuralları işte çakışması, bakış yönü boşluğu, ilgi merkezi vesaire vesaire. İnanılmaz bir fotoğraf kompozisyonu gördüm. Zaten sinemayla fotoğraf şey yani tek yumurta ikizi gibi bana göre. Kesinlikle. Bir de bir şey yani şimdi seni desteklemek için yani daha doğrusu sana katıldığımı söylemek için söylemek istiyorum. Ben not aldım. 2 dakika 52. saniye kadar hiçbir diyalog yoktu. Yani 15 dakika mı bu şey filminiz? Evet. Film kısmı. Yani 15 dakikanın aşağı yukarı 3 dakikasına yakın bir bölümde tamamen görsel olarak aktı. Bu da neden kaynaklanıyor? Sen bunu özellikle bilinçli yapıyorsun. Yani gereksiz diyaloglar konusunda çok seçicisin. Yani ne gereği var? Yani siyah görüyorsan siyahı, bu siyah demek. Aynen o.
Ha, bir daha bunun siyah demenin ne anlamı var? İşte siyah ya, daha buna siyah diye bir daha söylemeye mi? Doğru. Ama bu şeyden geliyor bence senin. Fotoğrafçı disiplininden geliyor. Biliyorsun fotoğrafta söz yok. Söz şeyin içerisinde, yani hikaye görselin içerisinde, yani sözü, o hikayeyi görselle birlikte anlattığı için o disiplinden geliyor. Sen onu sinemaya da taşımışsın. Yani sinema anlayışına da taşımışsın. Şöyle bir şey aklıma geldi Beyç. Mesela Özür Dilerim'de bir yemek sahnesi var. Yani iki çocukların anne babaları var. Köksal Engür balkona çıkıyor. Hava hakikaten çok sıcak. Temmuz ayında çektik onu. Kayınvalidemin evinde çektik. 3 hafta. Kadın diyor ki evinizde çok güzel, ferahmış diyor. Hani yeşillik gibi. Köksal mekan parası diyor. Vermedin yani. Efendim? Mekan parasını bedavaya verdim, getirdim. Verdim. Hem mekan parası verdik hem de evini badana yaptık. avizelerini değiştirdik. Çok evi hırpaladık bayağı. orada diyor ki Köksal Öngür, yani sinemada şöyle bir şey var. Siz mesela Özür Dilerim filminde bir zihinsel engelli kardeşimizin hikayesi ama bunun hakkında hiç konuşmuyoruz biz. Yani bunu anlatmak istiyorum. Yani evet. Diyor ki dışarısı çok güzel, ferah. O diyor ki dışarıda çok sinek var diyor. Yani bunu aslında söylediğini kontra kırıyor. Yani siz bir şeyin altını çizemezsiniz sürekli hikayenizle. Evet. Başka bir hikaye anlatırsınız. Çünkü durum onu gösteriyor zaten. Yani adam araba tamir ederken şimdi bu vidayı söküyorum demesi gibi bir şey. Evet. O da evdeki bir sorundan bahseder. Yani yani diyalog bence çok çok değerli bir şey. Şimdi aynı sahneyi sinema olarak değil de fotoğraf olarak çeksen orada bir söz kullanmayacaksın zaten. Fotoğraf kendisi anlatacak o tamircinin tamirci olduğu. Kesinlikle. Ha, yani o düşünce, o mantık sinemada devam ettiriyorsun. Onu söylemek istedim. Yani bu senin buradan geliyor. Mecburen. Kökeninden geliyor. Mecburen. Yani IMIVAN'da işte 300 fotoğraf üzerinden bir kurgu var orada. Evet. Hatta yani yani Bulgaristan'da çekmiştik o hikayeyi. Sen onu çok iyi bilirsin. Evet. IMIVAN'ı. Ya sahne anlatıyorsa sahnenin üstüne tekrar bir söz söylemek başka bir şey bence. Yani dış ses için de aynısını düşünüyorum. Müzik için de aynısını düşünüyorum. Yani dış ses, bir de alttan müzik verdiğin coşturup işi tabii ki yani sinemada güldürmek ve ağlatmak, yani çok rahat ağlatabilirsiniz. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Ağlatmaktan çok, yani yutkunmanın buraya kadar gelip burada tutmak çok değerli. Evet. Evet, doğru. Katılıyorum. Yani diyalog çok önemli benim için. Ya herkes için de önemlidir. Yani dedim ya, söylediğim şeyler beni bağlar. Yani çok genel sinema içinde bir şey söylemek istemiyorum. Ama kendi düşüncelerimi de neden, nasıl yaptığımı anlatabilirim. O şimdi hatırlamadım yönetmenin ismini ama ben bir sinematografi atölyesi yapmıştım. Orada biraz bulaştım bu işlere. Aklımda doğru mealen de söylüyor olabilir. Dram aktörün ağladığı sanılır ama aslında aktörün ağlaması değil, seyircinin ağlaması da dram diyor. İşte gözyaşı çok tehlikeli bir şey. Yani evet. Nerede nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Yani bir de bu uzun bir yol. Tabii ki ağlatabilirsiniz. Yani oyunculara ağla dediğinizde kimi 15-20 saniyede ağlayabiliyor. Kimi 3 dakika istiyor. Ağlıyorlar. Yani damlaya gerek yok. Orada ama bir sorun oradaki, yok. Ama oradaki fikir bence şu. Yani sahnede aktörün veya aktrisin ağlamasının yarattığı duyguyu aslında seyircinin hissetmesi, onun ağlaması, tabii. O duyguyu onun yaşaması. Yani o duyguyu seyirciye transfer etmek düşüncesi. Yani o bakımdan dram şeyde başlamıyor. Yani aktörün ağlamasıyla başlamıyor. Seyircisinin ağlamasıyla başlıyor. Diye böyle bir şey sonuç çıkarmıştık. Evet, evet. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Bir de Hilmi Hocam bu konu hakkında ne düşünüyor?
diyalog konusunda filmde. Onda fikirlerini alabilir miyiz? Hilmi Hocam duyabiliyor musunuz? Özlemciğim, Hilmi Hocamız burada mı? Evet. Buyurun hocam. Bir dakika, ışık açın. Burası karanlık. Benim de bugün bir ışık var. Evet, konu hangi konu? Hangi konu hakkında? Diyalog. Filmde diyalog. Cemil Hocam tam olarak anlatabilir. Ya şimdi bence sinema çok karmaşık bir sanat. En karmaşıklarından bir tanesi. İçinde edebiyat barındırıyor, fotoğrafı barındırıyor, öykü edebiyatı barındırıyor. O tiyatrosu var, oyunculuğu eğer şey yaparsak, tiyatronun bir bölümmüş gibi algılarsak. O bakımdan bunu bir formüle sıkıştırmak çok zor. Yani bazı filmler var çok güzel bir ağlatıyor. Bazı filmler ağlatmıyor ama o kadar başarılı değil. Yani böyle kalıpları sokmak kolay değil. Ben de katılıyorum Cem'in dediğine. Yani duygu sömürüsü yaparak seyirciyi çekmek sahtekarlık gerçekten. Bunu abartmak. Çünkü insanın duyguları en kolay ulaşılan noktalardan bir tanesi. Bunun üzerine gidip de filmi pazarlamak bence çok yanlış. Ama çok başarılı duygusal filmlerde var. Hatta hatırlıyorum yani biz gençken Türk filmleri ne kadar çok ağlatırsa o kadar iyiydi yani. Annemler, babamlar falan, babam değil ama annemler işte arkadaşları falan. Ya çok güzel filmdi, çok ağladık derlerdi. O Türkan Şoray, işte Fatma Gelik, Filiz Akın dönemi filmlerinde. Onlar da öyle mutlu oluyorlardı belki. Burada samimiyet çok önemli. Ben şimdi Netflix'te de işte bazen evlere kapandık, yapacak fazla bir şey yok. Filmler seyrediyorum. Bazılarını yarım bırakıyorum. Çünkü inandırıcı gelmiyor bana. Duygular, diyaloglar, oyunculuk, anlatılan şey bir sahte, her şey sahte yani. Belli ki yönetmen de oradan işte bir yerden gelmiş, bir yerden çıkmak üzerine çok matematiksel hesaplanmış filmler. O bakımdan yani bir formüle bağlamak zor bence. Şu filmler iyidir, bu filmler kötüdür ya da bu tür yapmamak lazım, bunu yapmak lazım. Yönetmenin şeyle ilgili bu. Biraz da yapısıyla ilgili. Seslenmek istediği kitleyle ilgili. Cemil'in Koza'ya benziyor biraz filmi. Yani Nuri'nin Koza'sı da öyleydi. Hatırlıyor musun Cemil? Evet, evet. Koza'yı izlediniz mi bilmiyorum. Tabii. Bilgi Ceylan'ın ilk filmiydi. Sonra onu uzattı. Bir filmde onu uzun olarak da çekti. O da böyle diyalogsuz, güzel. Zaten fotoğraftan gelenler kısa filme ya da sinemaya hemen belli ediyorlar kendilerini. Fotoğrafların olgunluğu, az diyalog, böyle direkt anlatım değil de dolaylı anlatım, çok fazla olay değil de, çok abartılmış olay değil de, yaşamımız içerisinde şöyle bir gelip geçen olaylar, bunlar bence benim gördüğüm kadarıyla fotoğraftan gelen, değil mi? Cemil, sen önce fotoğrafla ilgileniyordun, sonra filme geçtin. Öyle oluyor. Ama yani sinema üzerine binlerce kitap var, binlerce yazı yazıldı, şöyle röportajlar yapıldı, herkes bir şeyler söyledi. Şu doğrudur, bu doğrudur demek doğru. Mesela ben şöyle yapıyordum, sinema yazarlarının eleştirilerini okuyordum, uzun metraj sinemayla ilgili, yani piyasa filmleriyle ilgili. Sonra anlıyordum ki, o filmi de gördükten sonra anlıyordum ki, şu yönetmenler benim gibi düşünüyor. Yani bana daha yakın şeyler, pardon, eleştirmenler bana daha yakın. Ondan sonra onların önerileri üzerine gidiyordum. Yani mesela 10 tane, işte biliyorsunuz Altyazı Dergisi'nde mesela 10 tane sinema yazarı filmlere puan verirler. 3 puan, 5 puan, 6 puan, 2 puan gibi. Bakıyordum biz bir zaman sonra, evet bu eleştirmenlerin değerlendirmeleri benim sinemadan beklediğime daha yakın diye onların önerilerini takip ediyordum genellikle. Ama diğerlerini takip edenler belki başka insanlar da onları takip ediyordu. Biraz sizin yetişmenize bağlı, hayattan, yaşamdan ne beklediğinize bağlı. Ama kısa film başka bir şey tabii. Yani kısa film seyircinin yetişmiş olması lazım, bir eğitimden geçmiş olması lazım. Size kısa film seyircisi diye bir şey var. Böyle hiç kısa film seyretmemiş insanlara
Cemil'in filmi gibi o tür filmleri izlettiğiniz zaman bazen şey yapabiliyorlar, kolay kolay algılamıyor. Çünkü onlar alışmışlar piyasa filmlerindeki dramatik gidişe, yapıya, finale. O bakımdan mesela biz işte Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'ni 30 yıl yaptık. Son dönemlerde bu hastalık ve şey nedeniyle yapamadık. 2 yıldır. Artık önce bir seyirciyi yetiştirdik yani. Bir seyirci kısa filme alıştı. Ne beklediğini bilen seyirciler. Biz de biliyorduk onların ne beklediğini. Programımızı yaparken de öyle hareket ediyorduk. Yani çok uzun konuşmayayım. Bir formüle sığdırmak zor. Yani şudur demek zor. Samimiyet önemli. Bir şey anlatırken gerçekten inanarak mı anlatıyorsunuz? Samimisiniz? Doğru mu söylüyorsunuz? Yoksa bu iş piyasaya çıktığı zaman çok para kazansın. İşte prodüktörler, yapımcılar, dağıtımcılar, sinema sahipleri çok fazla para kazan. Bu da ayıp değil tabii. Yani bunu da çok yadırgamamak lazım. Bu da sinemanın başka bir gerçeği. Çünkü neticede ticari bir meta olarak dolaşıma çıkıyor. Baktığınıza bağlı. Yani herkesin düşüncesi şu anda doğrudur ekrandaki bence. Herkes kendine göre düşünüyordur. Onunki ondan daha iyi, onunki ondan daha yanlış diyemeyeceğim. Bilmiyorum. Diğer arkadaşlar ne düşünüyorlar? Yani formüle edemeyiz. Şu tür filmler iyi, bu filmler kötü diye. Ama dediğim gibi... Kim hocam, ne söylemek istiyorum? Evet, dinliyorum. Biliyorum, duyuyor musunuz? Yani bence bu söylediğim için de en değerli. Hepsi değerli ama en değerlisi samimiyet. Çok önemli. İnandırmak, evet. Bir şey, vazgeçilmez bir şey. Şey geldi aklıma siz konuşurken. Aşkar Fargahi'nin filmlerinde işte About eliyle başlayan filmlerde hani bir ayrılık ama en son filmi Satıcı filminde. Evet. Satıcı izlediniz mi? Valla Cemil ya benim hafızam oldukça zayıftır. İzlemişimdir herhalde ama unutuyorum. İsim unutuyorum. Orada şunu söyleyecektim. Yani iş artık dünyaya açıldığı zaman kontrol elden çıkabiliyor. Yani evet. Geldiği filmler bir ayrılıkta yabancı Oscar'ını aldı. About Eli bana göre en iyi filmi ya da benim izlediğim filmler içerisinde en iyi yerde. Ama son filmiyle daha ortaya samimiyeti daha az olan bir film yaptı. Ben onu eleştirmiyorum. Şunu söyleyeyim, yani samimiyetle alakalı söylemek istediğim şey buydu. Evet, yani ben en son dönem seyrettiğim Roma'yı çok beğendim. Roma çok güzel, bilmiyorum izlediniz mi? Netflix'te evet. Var. Çok başarılı film. Bir de bir film daha izledik. Onun adı neydi? O da çok güzel. Bir evde geçiyor. Bir aile eve kapanıyor, kalıyor. Bakayım ismini hemen. O da mesela tavsiye ederim. Çok iyi film ama herkes... Mesela bizim sitede oturanlar var. Bana film tavsiye ettiler. Roma dedim. Çoğu yarım bırakmış yani. O bakımdan hani şu iyidir bu tavsiye ederim diyemeyeceğim. Neydi o film? Bir dakika bakayım. Siz bu arada başka şeyler konuşabilirsiniz. Ben önerilerinizi not alıyorum. Roma'yı seyredin. Şu anda işte Netflix'te izleme olasılığınız var kaldırılmadıysa. Bir de bir film daha var. Bu Uzak Doğu'dan çok iyi filmler çıkıyor. Oyuncular bakayım. Yönetmenler. Parazit mi hocam? Evet, kim söyledi? Ben, İbrahim Bey. İbrahim Bey. Parazit seyrettiniz mi? Bilmiyorum. Evet. Mesela evet. Parazit de çok... Ya ben o tür filmleri beğeniyorum yani. Ama herkes de beğenecek diye bir şey yok. Ama bu ikisi de Parazit ve Roma iki filmde. İkisi de siyah beyaz mıydı? Yok. Parazit siyah yok. Beyaz değildi galiba. Parazit Roma siyah beyaz. Çok samimi, çok iyi işlenmiş. Alışılmış dışında filmlerde yani. Son dönemde bu iki filmi söyleyebilirim. Türkiye'den dün şeyi seyrettim. Adayız diye Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız diye bir filmi var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Bir belediye başkanı adayı olmak isteyen bir doktorun hikayesini anlatıyor. Biraz da kendi öyküsü. Fena değil ama daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ercan Kesal'ın
Yozgat Blues diye film vardır, oynadı. Kendi çekmedi ama oynadı. Bilmiyorum izlediniz mi? Mesela o da benim çok sevdiğim evet, filmlerden. Yani, efendim? Evet evet tabii ki. Yani benim mesela hoşlanan filmler bunlar. Bu tür filmler. Ama diğerleri de kötü diyemeyeceğim yani. Onların da seyircisi mutlaka vardır. Ama bunları tavsiye ederim yani. Şimdi burada ekranda gördüğünüz arkadaşlar herkes Edirne'den mi? Edirne fotoğraf grubunda. Evet, Edirne'den derneğimizden var. Benim sevgili okul arkadaşlarım var. Yine fotoğraf camiasından arkadaşlarımız var. Hani EFOT'tan olmayan. Hepsine tekrar hoş geldiniz diyelim biz onlara. Evet. Şimdi hepsi derneğimizden de değil hocam. Evet, diğer illerden de var. Şimdi diğer illerde mesela şey var, kısa filmciler, kısa film yönetmenleri derneği kuruldu. Galiba Antalya'da kuruldu, İstanbul'da şube açtı. Oradaki insanlarla ilişkiye de geçebilirsiniz EFOT olarak. Ondan sonra Tahsin İşbilen var, belgeselci bu İzmir'de. Onlar da burada çok faal çalışıyorlar. Belki işbirliği ve güç birliği yaparsanız daha da verimli çalışmalara imza atabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani onlar size örnek olabilirler, siz onlara örnek olabilirsiniz. Çünkü artık kısa filmin kefeni yırttı diyorum ben. Yani eskiden bu internetin ortaya çıkmasıyla, dijitalin ortaya çıkmasıyla çok dar bir alana sıkışıyorlar. Kısa film ki seyircilerle buluşamıyordu, biliyorsunuz Cemil de onu biliyor. Ancak ben hatırlıyorum Cemil'in filmlerini Adana Altınkozu'da. O zaman ben orada görevliydim de. İşte ancak festivallerde falan karşılaşabiliyordunuz. Şimdi artık alanı hem üretimi kolaylaştı. Yani fotoğrafla ilgilenen arkadaşlar artık kolaylıkla sinemayla ilgilenebilir. Anlatacak öyküleri varsa. Hem de dağıtım çok kolaylaştı. Artık her yerde filminizi gösterebiliyorsunuz. O bakımdan kısa film bayağı bir dört nala gidiyor. Çünkü eskiden çok zordu. İşte Cemil bir 16 metrelik kameralar, 8 metrelik kameralarla çekilirdi. Işık yapamazdınız. 64 asa filmler kapkaranlık çıkardı. Çok ışık isterdi. Montajı bir belaydı. Kopya çıkaramazdınız. Film, şöyle hatırlıyorum mesela Mustafa Altıokların bir film vardı. Çizgimdi galiba. 8 metrelik çekmişti. Şimdi her gösterişte film kopuyordu. Onlar çünkü aseton, kadınların tırnakları için kullandıkları asetonlarla yapıştırılırdı birbirine. Böyle asetonla eritip birbirine yapıştırırız. Her film gösterirken o biraz kururdu çünkü çat kopardı. Mesela 10 dakikalık film bir zaman sonra 9 dakikaya düşerdi. Çünkü aradan kopartıp atardınız, tekrar yapıştırdınız. O aradan bir bölüm giderdi. Yani böyle dönemlerden geçip geldi kısa filmciler. Şimdi işleri kolaylaştı ama tabii kolaylaştı derken içini doldurmak lazım. Tamam, teknik kolaylaştı, dağıtım kolaylaştı. Sinemayla uğraşacak insanların kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Politikayla ilgilenmeleri gerekiyor. Bilimle ilgilenmeleri gerekiyor. Edebiyatla ilgilenmeleri gerekiyor. Yani kalkıp da Fellini'nin hayatını okumak, ne bileyim ben işte Godard'ın hayatını okumak, kaç film çekmiş, ne çekmiş, nerede doğmuş, nerede ölmüş. Film üretecek insanlar için bunlar pek faydalı, ilk akla gelen faydalı bilgiler değil. İnsanın kendisini yetiştirmesi lazım. Sosyolojiyi, psikolojiyi, felsefeyi, politikayı, dini, bütün bunları iyi bilmesi gerekirdi. Ve her zaman bunları söylüyorum çocuklara. Çok da iyi filmler yapılıyor. Neyse, yeter bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam, bir de şey var şimdi, hani teknolojinin ilerlediği kadar kurumlardan da çok talep var. İşte belediyeler, üniversiteler, şirketler sürekli kısa film yarışmaları düzenliyorlar. Bunu belli bir yerde duyuruyorlar. Bunun da etkisi... Yani şimdi orası biraz karışık. Yani onların ben çok samimi olduğuna inanmıyorum. Yani onların büyük bir kısmı kendi propagandalarını yapmak için, kendi seslerini sanat dünyasında duyurmak için, gençler arasında duyurmak için yapılan işler. Gerçek anlamda hani sinemacıları desteklerim, sanatçıları desteklerimden ziyade
politik görüşlerini, şey görüşlerini, dünya görüşlerini sinema vasıtasıyla yaymak için. Çünkü bazı belediyeler var işte, iktidara yakın olan belediyeler bayağı yüksek paralar veriyorlar. Yani 15 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira veren bile vardı bir ara, bir filme ödül olarak veren vardı. Bunlar ne kadar, yani bunları dikkat etmek lazım. Ben bunu her yerde yazıyorum. Yani ne kadar samimiler, hangi filmler seçiliyor, jüriler kimlerden oluşuyor, hangi filmler seçiliyor, onlara bakmak lazım. O bakımdan bu belediyelerin ya da özel sektörün yapmış olduğu destekleri iyi analiz etmek lazım. Yani bunlar kısa filmi gerçekten ya da sanatı Türkiye'de destek adına mı yapılıyor? Yoksa onun üzerinden bir takım şeylerin fikirlerin dağıtılması için mi yapılıyor? Buna dikkat etmek lazım. Onun için ben yazdığım zaman her zaman kısa film yönetmenlerine söylüyorum. Yani dikkat edin diyorum. Yani para, tamam, paraya ihtiyacımız var. Bunlar ödüller veriyorlar ama bu ödüller verilirken de sizden bir takım şeyler bekliyorlar. Bu tuzağa düşmeyin. Kişiliğinizden, sanatçı kişiliğinizden ödün vermeyin. 5-10 kuruş ödül alacağız diye. Ama bunun dışında tabii bunu genelleyemeyiz. Bunun dışında gerçekten samimi, iyi festivaller, yarışmalar düzenleyen insanlar da var. Kurumlar da var. Ama hep, yani şu anda çok yaygınlaştı. Hemen hemen her belediye, her bakanlık, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, takip edebiliyor musunuz ama işte böyle kısa film yarışmaları düzenliyorlar ama seçilen filmlere, ödül alan filmlere bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Ben size çok katılıyorum ve gördüğüm, takip ettiğim birkaç örneği de var. Maalesef böyle, hani çoğu sanat desteklemek adına değil, hem biraz bütçeyi düşürmek bence, hem dediğiniz gibi kendi istekleri doğrultusunda, çünkü bir fikir atıyorlar ortaya, bir konu evet. veriyorlar ve onu çektiriyorlar genelde. Evet. Sanat adına ne kadar olur? Ben size çok katılıyorum bu konuda, çok haklısınız ve çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım söz almak istiyor. Başkanım duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. Buyurun. Hilmi hocama bir iki şey söyleyerek Cemil hocama tekrar dönmek istiyorum. Hilmi hocam duyuyorsun değil mi beni? Evet duyuyorum, duyuyorum. Şimdi Hilmi hocam hani tam siz söz almışken ben konuyu da dağıtmak istemiyorum açıkçası şey olarak. Sizden bir ricam var. Acaba bize bir Epcot gecesinde bizle birlikte olur musunuz? Pardon, ne yapıyorsunuz o gecede? Ne yapacağım? Bu gece gibi mesela ne? Edirne filminiz var sizin? Var, evet o. Yani o koruma kuruluyla ilgili bir şeydi. Evet. Filmdi, evet var. Yani var. Evet, ne yapalım? Ya da gösterelim de şey yapalım diyorsunuz. Yani mesela ya da kısa film tarihi var. Edirne'leri şimdi Edirne'yi anlatmıyorum. Yani zaten Edirne'de yaşıyorlar. Ve diyelim ben. Kısa film tarihi var. 1,5 saatlik ama 2 bölüm halinde onu onlar çok uzun. Yani onlar böyle ekran üzerinden şey için çok uzun. Ne olabilir? Parlamış olabilir. 29 dakika. O da bayağı bir eski evet. film ama iyi bir filmdir o. Biraz teknik olarak zayıftır. Çünkü o zaman daha video kameralar yeni çıkıyordu. Yeni piyasaya çıkıyordu. O çok çözünürlükleri yüksek değildi ama o var. Edirne'de olabilir ama Edirne'yi biliyorsunuz zaten. Yani Edirne'yi mi seveceksiniz ekranda? Yani size kalmış bir şey Hilmi hocam. Ben şey yapmayayım ama en azından bir önümüzdeki ayı sizden birlikte şey yapsak, size ayırsak. Bakarız, onu konuşuruz. Şimdi Cemil'in şeyine geçmeyelim, önüne geçmeyelim. Cemil, onu konuşuruz sonra tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun düşündüğünüz için. Bakarız. Evet. Cemil hocamın yine filmine dönmek istiyorum. Evet, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben sevgili Özlem sözü almak istiyor. Evet, merhabalar herkese. Şimdi ben film hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum kendi anladıklarımla ilgili. Tabii şimdi şöyle derler, hani bir eser ortaya koyduğunuzda ve halka sunduğunuzda artık o size ait olmaktan çıkar.
onu izleyenler ya da işte okuyanlar yepyeni başka şeyler yazarlar. Bambaşka eserler ortaya çıkar derler. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Mesela bir şiir alıyoruz, bir romanı alıyoruz, okuyoruz. Ona belki de yazarının yüklemek istemediği binlerce anlam yükleyebiliyoruz. Ben de şimdi böyle filmi izlerken, Yeliz'le de daha önce çok fazla yorum yaptık film üzerinde. Kendimce ben de böyle anlamlar yükledim. Ama sizin yaptığınız yorumlardan aslında bazı şeyleri çok yanlış anladığımı da hissettim. Şimdi kendimce birkaç yorum yapacağım. Bakalım siz neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili. Şimdi mesela mekana bazı anlamlar yükledim kendimce. Issız bir mekan burası. Hani acaba dedim kadını toplumdan soyutlamaya mı çalışmış kocası anlamında düşündüm. Hani günümüzdeki bu kadın cinayetleri ya da işte ilişkilerde de vardır ya, hani kadını kıskanır ve toplumdan soyutlamak ister, arkadaşlarından, çevresinden vesaireden. Kendimce öyle bir yorum yaptım mesela burada. Herkesten uzak tutmaya çalışıyor. Belki de kadın bu yüzden mutsuz. Belki de o yüzden bir bağımlılık geliştirmiş gibi düşündüm. Sonra siz şey dediniz mesela, karısını çok seviyor dediniz. Ama acaba bu gerçek bir sevgi mi yoksa sahiplenmek mi? Onu bırakmak istemiyor. Kadın gitmek istiyor ama onu göndermiyor mesela. Asla bırakmak istemiyor. İşte günümüzdeki ilişkilerde de hani aynı şekilde boşanmak istiyor kadınlar ama bir sürü kocası peşini bırakmıyor mesela asla. Onu o şekilde yorumladım. Bir de aldatma, aslında bunu aldatma denebilir mi? Aslında her şey adamın gözünün önünde oluyor. Her şeyin de farkında. Hani buna gerçekten aldatma denebilir mi? Engel de olmuyor çünkü. Bir de neden acaba aldatıyor? Yani bunun altında yatan sebepler neler? Aslında aldatan mı suçlu yoksa buna sebep olan kişi mi ya da nedenler neler gibi düşündüm. Böyle benim yorumlarım yani. Çok güzel. Ne dersiniz, ne eklemek istersiniz bilmiyorum ama ben böyle yorumladım kendimi. En başta söylediğiniz çok değerli. Film izledikten sonra herkes üstüne yazabilir. Az önce söylediğim gibi senaryonun üstüne de senaryo doktoru bir şeyler ilave ediyor. Ve size... Çıkmaz yollarda öneride bulunmuyor. Neden ve niçinlerle soruyor. Ben de benim için de bu çok değerli. Yani bendeki hikayesi paranın sahibi kadın. Aldığı parayla içki alıyor. Çok basit bir denklem. Yani mekanla alakalı yalnızlaştırmak gibi bir dert değil. Sadece yani birçok yönetmen, yani bazı filmlerinde mekana yazar. Yani ben bu filmde mekana yazmadım. Ama ben mekanların da dili olduğunu, mekanların da kendi içinde filmin bir yerlerinde çok yer tuttuğunu düşünüyorum. Yani siz oyunculukla olduğu kadar da mekanı da kullanarak dramınızı geliştirebilirsiniz. Yani kullandığınız ışıkla da aynı dramı yapabilirsiniz. Yani burada ağlatmak ya da duygu sömürüsü yapmak anlamında söylemiyorum. Burada çok basit bir hikaye. Yani ben şöyle söylersem kurtulacağım işin içinden. Yani eşiyle mutsuz ama söylediğiniz gibi bu yılların verdiği bir sahiplenmek var. Ve bastırılmış bir duygu var. Ve bu bastırılmış duygu da tabii ki gözünün önünde olsa da her şey güven karakteri içine atıyor bunu ve biriktiriyor. Ve sonunda aşık olduğu kızın yanında da ipi çekiyor. Dedim ya, yani kısa filmde, şimdi Hilmi Hocam çok daha iyi biliyor kısa filmi. Mesela hani kısa filmde çok hızlı bir şey söylemeniz lazım. Ama buna da böyle kategorize etmek istemiyorum. Yani kısa filmde bunu böyle yapmak lazım diye büyük cümleler de kurmak istemiyorum. Sinemanın çok kişisel bir sanat olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla siz anlatmak istediğinizi istediğiniz gibi anlatabilirsiniz. Özgürsünüz. Çünkü hesap vermiyorsunuz kimseye. Yani Kültür Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Oradan para alıyorsanız, orada işte
20-30 kişi okuyor bunu. Okuduktan sonra bir filmleri de seçiyorlar. Burada özgürce siz de sinemanızı yapıyorsunuz. Aslında yani filmin üzerine emin olun ki konuşmak o kadar zor ki. Yani filmi yaparsanız izleyiciler izler. Hani ben daha çok teknik şeylerden bahsetmek isterim. Hani ben bunu anlatmak istemiştim. Ama size öyle geçtiyse her izlediğimiz filmin yönetmeniyle konuşamıyoruz. Ben de dün akşam bir film izledim. Another Round diye Mads Mikkelsen'in Danimarka filmi. Hatta Danimarka'nın Oscar adayıydı ve Oscar'ı aldı. Yabancı Oscar'ını aldı. Ben filmi çok çok sevdim. Yani oyuncu zaten çok sevdiğim bir oyuncuydu. Muhakkak ki orada öyle sahneler ama tabii ki o çok daha açık bir sinema. Onu söyleyebilirim. Yani yani bu biraz karakterle alakalı. Ben kendi özel hayatımda da çok kapalıyım. Yani filmler de benim kapalı. Bu eleştirilebilir. Yanlış görülebilir. Yani kendim için söylüyorum. Ama ben kapalıyım. Ben kendimi aşmaya, ben kendimi anlamaya, tanımaya çalışıyorum. Aslında herkes kendi yorumunu katınca daha güzel oluyor. O akılda yer ediyor bence. Öyle filmler ya da öyle romanlar daha unutulmuyor gibi geliyor bana. Yani sonu belli, açık, her şey net olduğu zaman onlar daha çabuk unutuluyor gibi geliyor bana. Mesela Another Round'ı seyrederseniz her şey mükemmeldi, çok güzeldi. Yani yine de benim filmim değil. Ama çok severek izledim. Ama ben onu hayatımda bir yere koymayacağım o filmi, onu biliyorum. Ama filmin sonunda söylemeyeceğim, işte bir telefon mesajı geliyor. Yapma dedim ya, yapma. Yani bunu diyebilirim. Yani onu çok seven izleyici de olabilir. Çünkü o telefondaki mesajı bekleyen seyirci de var. Ben o mesajı yazmam. Yani o sahneyi atarım bile, çekmem bile gibi. Benim gibi bir sürü yönetmen de aynısını söyleyebilir. Hani ben yapmam, ben etmem anlamında söylemiyorum. Yani Oscar almış bir filmi eleştirmiyorum ben. Ama herkesin baktığı bir film var. Nasıl dedi Hilmi Hocam şey dedi. Yani Altyazı Dergisi'nde 5-6 tane dedi sinema yazarı var, onlara bakıyorum. Yani benim için öyledir. Ama benim de takip ettiğim yönetmenler var, sevdiğim yönetmenler var. Onların filmini heyecanla beklerim. Hani Romanya sinemasını çok değerli buluyorum son yıllarda. Çok iyi sinema yapıyorlar. Dertlerini çok iyi anlatıyorlar ve basit anlatıyorlar. Benim için çok değerli. Yani ufak, yani durum sineması yapmak çok önemli. Çok büyük olayların, çok büyük problemlerin arkasında sinema yapmak bana göre değil. Mesela orada kadının erkeğin arasında diyaloğun olmamasında, ben aralarında iletişimin olmaması gibi yorumladım. Hani ona da aklıma gelmişken söyleyeyim. Gerçekten yaptığınız iş çok değerli ve zor. Yani uzun metrajdan daha zor. Hani şey gibi, şiir yazmak gibi. Nasıl edebiyatta şiir yazmak daha zordur. Kısa film de aynı ona benziyor bence. Çok teşekkür ediyorum ben. Aklıma şu geldi. Ben teşekkür ederim. Aklıma şu geldi. Şarap evine gidip ipi bıraktığı andan sonra giyotin düşüyordu. Sadece evin dışında gidiyordu. O makaralardan geçmesini bir ay sonra ya da 15-20 gün sonra tekrar gittik oraya. Yani izleyince çok eksik kaldığını gördüm ben. Onları sonradan çektik. Bir günde gittik. Onları çektik. Sadece makaralardan ipin gitmesini çektik. Ya sinema böyle bir şey. Yani yapıyorsunuz canlı olduğu için. Ya senaryo da böyle bir şey. Edebiyat da böyle bir şey. Siz bir karakter yazıyorsunuz. 10 sayfa yazıyorsunuz. Eğer ya benim için öyle, yani bir hafta 10 gün hala ben yazabiliyorsam o benim için önemli. Ama 2-3 gün sonra yazmak istemiyorsam ya o hikayede bir şey yok benim için ve yazmam. Ama 3-4 gün sonra hala sizi çağırıyorsa ve orada çalışıyor, canlı bir şey, karakterler konuşuyor, aklınıza bir şey geliyor, not alıyorsunuz. Yani yazma kısmı her zaman için çok değerli. O giyotin sahnesi de gerçekten çok etkileyiciydi. Yani neden o? Neden? Çok enteresan. Ve filmin başından beri planlı, programlı bir cinayet var. Kadın gitmek istiyor, göndermiyor onu. Hani gitse belki bu cinayet işlenmeyecek bıraksa. Ama ince ince planlıyor ve hani giyotinle yapıyor bu işi.
O da çok ilginç geldi bana. Biraz duygusal baktık filmi evet. Özlemle. Çok irdeledik biz diyelim de bir aydır filmi irdeliyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Böyle içimiz, içimizde kaldı. İp kestiği aletle filmin sonunu tamamlıyorsunuz. Bu da evet. bir teknik mi yoksa senaryoda? Bu da enteresan. Emin olun bunlara cevap vermek bence zor çünkü. Çok sıkıştırıyoruz yani, ama neden? Hayır, sıkıştırmak değil. Yani yazarken söyledim ya, yani kendiniz için yazıyorsunuz. Yani seyirciyle buluşsun. Yani senaryonun bir çıkış noktası var mıydı etkilendiğiniz herhangi bir şey yoksa? Bu hikayeyle alakalı. Evet, iple ilgili. Yani siz şimdi fotoğrafla şöyle aynı. Siz bir fotoğraf hayal ederseniz, yani aklınızda sürekli yeni bir hikaye yazmak varsa, bence beyin bunu araştırıyor sürekli. Size fikirler sunuyor. Siz gördüğünüz her şeyi film, sinema gibi görmeye çalışıyorsunuz. Yani diyalogları, biriyle konuşurken, mesela yemek yiyoruz eşimle bir yerde, ben arka masayı dinlemeden duramıyorum. Yani orada bir diyaloglar var, acayip. Aynısını kullanıyorum bir yerde. Yani her yerde kaynıyor hikaye. Yani size geliyor. Yani siz oradaysanız. Yani hep bir öykü yazmak istiyorsanız öykü geliyor. Ya da okuyorsunuz ve okuyarak besleniyorsunuz. Yani okuduğunuz yerdeki bir cümle sizin filminizin cümlesi olabilir. Gibi. Evet. Şirin söz almak istiyordu. Bir şeyler söylemek istiyor sevgili Şirin. Duyabiliyor musun beni? Sesim geliyor mu? Evet, geliyorsun. Öncelikle teşekkür ediyorum bu akşam aramızda olduğunuz için. Behiç Hocam da başta söyledi. Ben de fotoğrafçı olduğum için biraz fotoğraf gözüyle baktım. 1.37, 8.53 ve 8.10'daki sahnelere, özellikle 8.53'teki minimal sahne, işte ova, arkadaki göl, tepe ve daha uzaktaki dağlar ve sanki bir boşluk içinde karakter, işte sevdiği kadını ya da o konu hakkında da şöyle bir yorumum var. Herkes bir şey söyledi. Evet, adam kadını seviyordu. Bu biraz çocuk gibi, küçükken bir oyuncağımız olur ve onu çok severiz. Daha sonra ilgimizi kaybederiz ve başka bir çocuk gelip o oyuncakla ilgilendiğinde bizim ilgimiz tekrar o yöne yönelir ve kıskançlık mı denir, o oyuncağa yeniden bağlanmak mı? Ben biraz bu bağlamda baktım. Gözü dışarıda, başka biriyle ilgileniyor, ondan hoşlanıyor, yeni bir oyuncak ya da yeni bir genelde şey olur. Uzak olan daha güzel, daha çekici, yeni bir sevgi arayışı içerisinde adamda. Ama işte kendi daha önce sevdiği kadının başka biriyle beraber olmasını kaldıramıyor. Biraz ben bu ikilemde gittim geldim. Yani konu böyle midir, böyle mi, doğru mu anladım? Bir de şeyi sormak istiyorum. Yani ben de fotoğraf çekiyorum ve önümüzde fotoğraf da okuyorum ayrıca Marmara Üniversitesi'nde ve önümüzdeki sene yan dal olarak sinema okumayı düşünüyorum. Yeni başlayan biri için ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Bence ya sinema, hani ne kadar dijitalden sonra, Hilmi Hocam da söyledi az önce, dijitalle birlikte yapmak kolaylaştı. Ama dünyada da aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada dijital üretim has safhada. Ama bu bizim dilimizi anlatmak istediğimizin önüne geçmiyor. Çok iyi yaparsınız bence sinemaya da eğilmekle fotoğraftan sonra. Ya ben böyle fotoğrafı da ya da sinemayı şey olarak görüyorum, yani çok daha basit, aşk olarak görüyorum. Yani siz aşkınızı fotoğrafla, yani bir Eskişehir'de üniversitede bir gösteri yapmıştık IMIVAN'ı 2005 yılında. Orada Faruk
Antalya'da yaşayan Faruk'un soyadı neydi? Faruk Akbaş mıydı? Akbaş. Faruk Akbaş. Faruk dedi Fethiye'de, ki... Fethiye'de yaşıyor Faruk Akbaş. Evet, evet. Ya I Am Ivan böyle öykü ya. Cemil dedi ya, niye dedi bunun filmini yapmadın? Dedim para ver yapalım. Öyle olan bir şey. Maalesef bir ses problemi. Kasmak bu yüzden çok kıymetli diyorum. Ben de sesim iyi gelmiyor mu? Bir gitti geldi hocam. Şu an iyi mi? Gayet iyi. Buyurun. Tamam. Dolayısıyla yani ben fotoğrafını da hep yazma tarafındaydım. Kurgu fotoğrafı kendi içinde olabildiğince doğal çekmek. Dolayısıyla bunun sinemada avantajlarını gördüm. Yani ben 90'dan 95 yılına kadar fotoğraf çektim. Yani hani dolaştım diyeyim. Yani fotoğrafa çıktım diyeyim daha doğrusu. 95'ten sonra ben fotoğrafa hiç çıkmadım. 95'ten sonra benim fotoğraf makinemin de kayışı olmadı hiç. Yani hep makine elimdeydi. Yani ben önceden hazırladım yapacağım her şeyi. 3 gün, 5 gün ya da her gittiğim günde. Çektim döndüm. Yani sürpriz olmadı hiçbir şey. Belki de bu beni sinemaya çok yaklaştırdı ve sinemada rahat yol almamı sağladı diyebilirim. Yani aslında sinemadan öte yani klipler de aynı şekilde. Yani siz klip için bir mekan arıyorsunuz. O mekanda bu adamlar ne yapsınlar, ne etsinler? Onları yazıyorsunuz. Şimdi bu adam burada söylesin, işte kız buradan buraya koşsun. Hani It Was White diye bir kısa film var böyle. Şey aslında... Video Art. Kurban diye bir grup vardı. Onlara klip çekerken 16 çekiyoruz. Ben içine bir de kısa film yazdım klibin içine. Hani hazır çekiyorken onu da çekelim. Ben sonra onu kendim kurgularım. O da bir filmim olur diye düşündüm. Biz montajı bitirdik. Sonra ben kızlı olan sahneleri de kendim için yaptım. Yani... Ya çok o da benim içime sinen işlerden bir tanesi. It Was White. Dolayısıyla yani sizi bir yerden bir şey etkiliyor. Ama bunu çok iyi tarif edemem belki. Ya konuşmak çok zor çünkü. Yani yaptığınız bir şey hakkında konuşmak çok zor. Fotoğrafın tekniği de sinemada araba kullanmak gibi geliyor bana. Hani debriyaja frene bakmıyorsunuz. Hani özel bir şey yapmıyorsunuz ama eliniz hep alışmış ona. Yani fotoğrafın böyle bir avantajı var sinemada. Ben görüntü yönetmenlerinin yani çoğuyla çalıştım. Ama hep ben baştan söylerdim yani öneriyi açayım. Ama bu öneri 2 dakikaya geçmesin. Çünkü vaktimiz yok. Yani bir öneriyor abi kalsın beni dedim yapalım hemen. Böyle de yani bu onu az görmek, yetersiz görmek değil. Çünkü o onun düşüncesi yani amaç iyi kadraj değil. Derdini anlatan kadraj değerli. Yani iyi resim var diye ben yani emin olun ipteki şeyin hiçbirini çok güzel bir fotoğraf çekeyim hiç aklıma gelmemiştir. Hatta yani şöyle bir şey oldu. Özür dilerim filmi bitmişti. Nuri Bilge dedi ki Cemil sen neden dedi filmlerinde dedi görseli çok iyi kullanmıyorsun. Neden hani fotoğrafların gibi değil filmlerin. Ben de dedim ki yani hikaye müsaade etmiyor. Sonraki film de müsaade etmedi. Ama bu yeni çekeceğim film gölde ve ufak adacıklarda geçiyor. Yani orada ister istemez tabii ki çok iyi bir görsel olabilir. Yani mekan size izin verecek. İp filminde o arazideki tek başına giden kadın yalnızlığı öyle anlatıyor. Yani yakın planda olmazdı o. Uzaktan çekeceksiniz, arkadaki dağların mesafesi size geçecek. Yalnızlığı anlatacaksınız orada. Orada mekan izin verdi böyle bir şeye. Yani mekan sundu, mekan vardı. Biz de onu kullandık.
Evet ya, ben dediğim gibi yani ben fotoğrafçı olarak sinemaya olan ilgim, ya ben kurgu fotoğrafı seviyorum. Yani kendimce bir sahneler veya bir şey hayal ediyorum, bir hikaye hayal ediyorum. Ama daha sonra fotoğrafta bunu baktığımda cansızlığı beni biraz, yani ben onu hareketlendirmek istiyorum. Hikayeyi daha da, yani daha doğrusu fotoğrafı hikayeleştirmek istiyorum ve bu amaçla böyle bir ilgi alakam oluştu. Pardon. Yani şu anda da... Şöyle sözünüzü keseceğim. Diyelim ki bir kurgu fotoğraf yaptınız, öyküsünü yazdınız. Burada bence problem olan şey sinema değil. Siz onu gerçek kendi mekanında, kas denen şey, siz elinizdeki modelle ya da tanıdığınızla yaptığınızda o tabii ki olmayacak. Ama siz onu gerçeğini arayıp, ben çok yolda giderken çok beğendiğim insanlara kartımı verdim. Fotoğrafçıyım, sizle çalışmak isterim. Yani çok yaptım böyle şeyler. Siz o insanı istediğiniz, seçtiğiniz mekana getirirseniz, hikayesi de varsa, o kareyi almak için ona yani verdiğiniz brieflerle o anı yakalarsanız, siz o fotoğrafı beğeneceksiniz. Yani o zaman sinemadan bir kare olacak o. Yani 24 tane kare var. Evet. O bir tanesini çekmiş olacaksınız siz onun. O zaman sinemaya katkısı olacak. Biraz da beğendiğim kareyi aslında görseli daha da canlandırmak istiyorum. Ya da durağanlığından çıkarıp biraz daha, dediğim gibi, onu bir film veya işte akıcı hale getirmek istiyorum. Beğendiğim kareleri. Dediğiniz de çok değerli, çok kıymetli. Bunu da dikkate alacağım tabii ki. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Cemil Hocam, Şirin ve ben İstanbul'dayız. Siz de İstanbul'dasınız. Evet. Şirin böyle bir şey istiyor gerçekten. O zaman biz sizin kapınızı çok çalacağız. Memnuniyetle. İzniniz olursa. Seve seve. Biz sizi rahat bırakmayız. Film çekene kadar. Memnuniyetle, seve seve. Her zaman, her konuda. Teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan arkadaşlar var mı diye bakıyorum. Başka soruyor galiba. Evet, bence o biraz başkanım, duyabiliyor musunuz beni? Az önce kaldırdığınız el mi yoksa bu? Ben duyuyorum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş sorular yoksa toparlayalım. Hayır, o ben daha önce o konuştum, o el orada öyle kaldı yani. Evet, tahmin etmiştim. Evet, evet. O silmedin galiba o zaman. Kapatıyorsak yavaş yavaş toparlayalım. Bey, hiç hocam var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ediyorum ben Cemile. Yani çok uzun zamandır görüşememiştik. Başarılarını her zaman şey yapıyoruz, onu takip ediyoruz. Ben mutlu oldum bu akşamdan tekrar bir arada olmak. Ayşe'nin bu kadar yakından tanıyan bir dostun, arkadaşın olarak da başarılarından payda çıkartıyoruz kendimize. Hep birlikte. Özellikle Adana şeyini, ödülünü aldıktan sonra gerçekten kendim olmuş kadar sevmiştim. Çok teşekkür ederim. Takip ediyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Takip ediyoruz, bekliyoruz. Ben de çok mutlu oldum bir arada olmaktan. İnşallah. Hayırlar içinde, teşekkürler. Sevgiyle, pandemiden sonra canlı görüşmek. İnşallah, inşallah. Şöyle bir kelle paça yapalım. Artı çevirme yapalım. Çevirme yapalım. Bir şeyler yapalım işte. Gerisini söylemeyelim. Yasaklara geliyor. Kadar Kazım abi vardı EFOT'ta. Kazım abi biraz yaşlandı tabii. Biz yaşlandık. O yaşlanmasın da. Son zamanlarda biraz sağlığı da pek iyi değil. Ama hayatta şeyde yani. Kazım abi evde. İdare ediyor yani. Selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. İnşallah. Cemil'ciğim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Yani bizi mutlu ettin. Çok da güzel bir sohbet oldu. Yani verimli bir sohbet oldu. Hani film tamam, ip üzerinden işe giriştik ama yani çok faydalı bilgiler, çok güzel mesajlar aldı arkadaşlarımız. İnşallah.
Hilmi hocamın da bu gece katılması bize ayrı bir renk kattı. Teşekkür ederim. Yani burada olması. Ona da çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığı için bu akşam. Evet, ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Gönül isterdi ki yüz yüze bir araya gelelim. Tabii bu Zoom'la artık görüşmeler yaygınlaştı. Herhalde bugünlerde geçecek, tekrar bir araya gelme fırsatı yakalarız. İnşallah. Yani İlmi Hocam. Evet, görüşmek üzere. Söylüyorum ben tekrar. Görüşmek üzere, sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ben şu iki filmi özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum. Eylül Altın Koza dalında ödül kazanmıştı. Bir de Özür Dilerim var. Hani not almak isteyen arkadaşlar varsa Özür Dilerim'i özellikle izlemelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Cemil Hocam. Ben de teşekkür ederim. Umarım tekrar bir araya geliriz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Memnuniyet. Biz de böyle böyle olacağız inşallah diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Katılan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.